Herkese merhaba. Karagümrük Manisa maçındayız. Maçın başlamasına 10 dakika var ve biz stada ulaştık. Maça ilgi çok düşük, tribünler boş. Maça Manisa'nın kötü santrasıyla başladık ve bu santra içerisinde Karagümrük takımının genel eksikliğini söyleyebiliriz. Birinci bölge ve ikinci bölge arasındaki uyumsuzluk. Bu kopukluğun temel sebebi maça 4-1-4-1 ile başlayan Karagümrük'te 4'ün önündeki Doğun yalnız kalması, onun önündeki 4-1-4'teki Adnan ve Doveda'nın da yeteri kadar savunma katkısı vermemelerinden dolayı Karagümrük takım savunmasını defans dörtlüsü ve öndeki Doğla sağlamaya çalıştı. Bunun üstüne bir de Karagümrük savunma dörtlüsünün savunma çizgisini çok geriye kurmasından kaynaklı Manisa orta saha oyuncularının defans önüne orta saha arkasına sızmalarıyla, oralara topla buluşmalarıyla çok pozisyon buldular ve golü de böyle bir pozisyonda attılar. İlk yarıyı Manisa Spor 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya başlarken yine Karagümrük'te Doğan yalnız kalmasından kaynaklı Manisa Spor orta saha üstünlüğünü ele geçirdi. İşlerin yolunda gitmediğini gören Karagümrük orta sahadaki üstünlüğü kazanabilmek için oyuncu değişikliğine gitti. Ancak gereken sistemsel değişiklikti. Çünkü orta sahada sadece Doğan kalıyordu. Hocamız da Doğan'ı çıkardı. 8 numara pozisyondaki Adnan'ı geriye çekti. Yine aynı de oyun devam etti. Bu sefer de Adnan çok yalnız kaldı. Takım savunmasında sıkıntı yaşayan Karagümrük özellikle hücumdan savunmaya geçişte doğru kullanılamadığından dolayı kaybedilen her topta geriye 40-50 metre koşular yapmak zorunda kaldı. Hem savunma dörtlüsünün çok geride kalması hem de öndeki oyuncuların geriye yeteri kadar koşu yapmamasından kaynaklı Manisa Spor rahat bir maç çıkardı. Özellikle Uluz'un savunma önünde rahat konumlanmasından kaynaklı belki de hayatın orta saha anlamında en rahat, en kolay maçını oynadı. Maçın genelinde hem orta sahadaki ikinci topları hem de Manisa forvetini indirip kazandırdığı toplarda Manisa Spor sürekli ikinci bölgeden atak olgunlaştırmaya devam etti. Karagümrük savunmadan hücuma geçiş noktasında da yeteri kadar hızlı çıkmamalarından kaynaklı yine orta sahaya defans arasında büyük boşluklar oluştu. Aynı şekilde Karagümrük'ün ön tarafı da hücumdan savunmaya geçişte ağır davrandığından dolayı yine orta saha hep Manisa'daydı. Bu pozisyonda Oğuz'un oyunu sete alıp sonrasında yine savunma önünde orta saha arkasında konumlandığı bir sekansı izliyoruz. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulan Manisa Spor bunları sonuçlandıramayınca maç 2-0 sona erdi. Başka bir maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.